Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet. 15 Mayıs Pazartesi Şanlıurfa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Bursa'yı, İstanbul'u ve de son olarak da Şanlıurfa çalışmalarımızı bitirdik. Sizin karşınıza geçtik. 9 koşu bir programımız var. 2 altınız olacak birazcık tempolu geçeceğimiz bir koşular bizleri bekliyor. Evet hemen koşullarımıza koşularımıza geçelim. Saatlerimiz 19.15'i gösterdiğinde birinci altılı gayrımız başlıyor. Bir meydan dişler ama 3 yaş tarafların 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet burada koşuya şöyle baktığımız zaman son koşusunu kum performansında Şanlıurfa'da ilk koşusunu Adana'da yapmıştı. Şanlıurfa'da 1100'de boyunla bir ikincilik elde etti. O zaman Yusuf Cengiz de start almıştı. Yine üstünü Yusuf Cengiz'i görüyoruz. Zaten iki koşusunda da Yusuf Cengiz de koşmuştu. 11 numaralı Öz Nilay burada benim ilk tercihim olacak. Buna da en ciddi rakip olarak da o da iki koşu gördü Şanlıurfa'da. Birini ikinci, birini beşincilikte bitiren Mahmut Ünlü ile start alacak olan 12 numaralı Prenses Dilara diyeceğiz. Bu iki safkanın arasındaki mücadele ben birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. E, buradaki koştaki sıralamamız 11 ve 12 benim tercih edeceğim iki safkan. Evet geçelim ikinci koşumuza. Birinci beşlik ayınımız da burada başlıyor. Yamak bir sınıfındaki aprant arkadaşım alt binecekler. Şartlı 4-4 ve Kur Arapların 2000 metre kuma çıkacaklar. Evet Şanlıurfa'da iki koşusunda e, gerçekten başarılı bir performans sergileyerek Pistten birini kazandı 1800'de. Son koşusunu e, Handikap 15'te 2000'de bu mücadele içeride yani bu mesafede e, bir üçüncülük elde etti. Ferit Yardımcı eşliğinde start almıştı. Şimdi Ahmet Hasan Bayar'ı görüyoruz üstünde. Yelinoğlu Safkan'ımız benim ilk tercihim olacak. İkinci altın 810 Superman Tugay Bale eşliğinde. Sonradan Birnoğlu Savun Bozkara olamam Meşakir'le ve de 3 nolu Boztepe Bey diyeceğiz. Murak Akdağ eşliğinde etkili bir performans gelmesini beklediğim son ismim olacak. Tabii ki burada John Dere var. Mehmet Parlak'la start alacak. Ve de 5 nolu Kocaoğlu yaptığı Son Elazığ işini iki koşusunda da güzel ikincilikler elde etti. Ama ben geri planda bıraktım. Benim kuponumda yer vermem. Dilen arkadaşa yazabilir ama benim sıralamam 7 başta olmak üzere 8, 1 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu ikinci koşuda. Evet geçelim üçüncü koşumuz. Yedi plasa ve birinci üçlü ganyanımız burada başlıyor. Şartlı üç bin mücadele. Üç yaşlı tarafların 1200 metre kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alıyor. Evet koşulara baktığımızda son koşulların güzel bir birincilik hanesine yazdıran ilk koşunda güzel birincilikle taşlandıran safkanlarımız var. Buradaki sıralamamıza bu üç safkanı ben imal etmeyeceğim. Bir ne nolu döviz. Ferit Yardımcı'yla, 2 nolu Çelik Mert, Necmi Altın'la ve de 3 nolu Didi Rumaji, Rumaja, İsa Katar eşliğinde etkili koşmasını beklediğim bu üç safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Sıralamam 1, 3 ve 2 şeklinde oluştu bu koşta. Yani 7 plası için ben ilk startına güzel bir birincilik hanesine yazılan şartlı bir de hem de yüksek bir gayana da imza atmıştı. O da İsa Katar'la Didi Ru, Rumaja. Yani li plası için ben e, banko tercih yapacağım. Bunu da atlamadan dileğe getireyim. Ama 6'lı gayemizin üçüncü ayında 1-2-3 üç benim sıralamam. Evet dördüncü koşu. ikinci altılı gayemiz başlıyor. Bir maiden koşuyla dişiler ama 3 yaşlı arapların 1200 metre kuma çıkıyor. 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada hem istikrar safkanlar hem ilk defa mücadele içerisine girecek olan safkanlarımız var. Ee, ben burada şöyle e, ayırdım. Burada ben 3 e, safkanla geçme planlayacağım. Onlar kimler? İlk yarışında pistten bir altıncılıkla ayrıldı. Mehmet Emin Doğan eşliğinde start almıştı. Şimdi daha hazır gireceği bu koşuya 10 e, nolu müberrem diyeceğim ben. E, Ferit Yardımcı eşliğinde ilk defa buluştu. Benim ilk tercihim 10 olacak. Sonra 1 nolu Akşar'a diyeceğim. O da ilk startta İsa Akyoz'da bir beşincilik elde etti. Yarın o da daha hazır gireceği bu koşta. 35 günlük bir ara. Çalışmaları gayet başarılı buldum. Biri de eksik etmeyeceğim. Ve de son olarak da 11 nolu safkanımız Necmi Altın'ı görüyoruz üstünde. Saçanın sesi diyeceğiz. 11'de ekledik mi? Burada 3 safkan yeterli gördüm. Buradaki sıralamamız nasıl oluşacak? 10 başta olmak üzere 1 ve 11 şeklinde oluştu dördüncü koştaki sıralamamız. Evet geçelim 5. koşumuza Handikap 16 4 ve yukarı Arapların 1700 metre kuma çıkıyorlar. 15 safkanımız yer alıyor. 2. 5. gayanımızda burada startı verilecek. Evet burada birazcık kalabalık tutacağım. Yani burada sürprize müsait olduğunu düşündüğüm bir koşu. Ee, büyük ihtimalle burada ayağına tek seri safkan gördüğümüz 11 nolu Yılma Baba. Ee, o da Yunus Çelikbaş eşliğinde piste çıkacak. Kul var. İki tercihlenmiş. Ee, yani liderliği alacaktır ama sonlarda ben e, geliyor bir türlü foto önde e, geçemiyor. Son yaptığı iki e, koşusu da dokuzunculukta. Ondan önceki koşulu gayet muntazamdı. Gayet başarılı koşmuştu ama e, ben biraz geri planda kalacaktır Yılmazo çünkü sonlara etkili gelecek sprinti kuvvetli safkanlar var. Altınoğlu Çelik Mavi ben Mehmet Doğan eşliğinde yaptığı son koşusunda 63 kiloyla Şanlıurfa Handikap 15'i müthiş bir koşu çıkartarak çıkartarak koşuyu kazanmasını bilmişti. Çelik mavi benim ilk tercihim olacak. Hemen onun arkasında bir 8-9 boy kadar piste kalarak sonlarda etkili gelerek pistten bir ikincilik çıkartan o da isyanım. 9 nolu safkanımız benim burada ikinci tercihte yer vereceğim. Safkanımız kesinlikle imal etmeyeceğim. Sonradan 5, 4, 10 ve 13 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Sıralamamızı tekrar edelim. 6 çelik mavi, 9 nolu isyanım. 5, 4, 10 ve 13 şeklinde oluştu. 5. koşudaki sıralamam. Evet geçelim 6. koşumuz şartlı 4. 4 rekoru İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak. 16 safkanımız yer alıyor. 4'lü ganyanımız da burada başlayacak. Evet 1. 6'lı ganyanımızın son ayına tekabül eden e, bu koşta yarın ben e, banko tercihimi e, yaptığı son 2 koşusunda da pistten e, maalesef 8. ve 6. da ayrıldı. Şimdi e, uzayan mesafeye çıkacak sevdiği mesafede buluşan kısa vade 6400'de bu koşta Silver Cloud olsun, Angry Bull olsun, Geikli olsun onları da geri planda bırakması bilmişti. İsa e, Katar eşliğinde e, çıkmıştı. Şimdi Burak Bektaş'ı üstünde görüyoruz. İlk defa buluştu. Bogota sevgili dostlar. Yarın benim e, banko ismimdir. Yarın hem 2-6 diye bağlayan bu koşta bir nolu sapkanız benim banko ismim olacak banko olarak değerlendireceğim. Evet ikili denilecek arkadaşlar için ciddi rakipleri var tabii ki burada. 4 nolu Silver Cloud ve 5 nolu Black Red diyeceğiz. Ee, yani 4 ve 5 arkasına bağlayacağım. Baktığımız zaman handikap puanı en yüksek olan e, Silver Cloud çıkıyor. Büyük ihtimalle yarın birinci hatta e, çıkma aday gibi görünüyor ama ben Bogota'ya e, daha çok güvendiğim için ben e, tercihimi Bogota tarafında kullanacağım. Banko ikili için 4 ile 5'i arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Sevgili dostlar 6. koşumuzda. Evet geçelim 7. koşumuza. 7. koşumuz Şanlıurfa. Gençlik haftası koşusu. Şartlı 5, 4 yaşlı İngilizler. 1200 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alıyor. 2. üçlük ayarımızda burada startı verilecek. Evet burada da başlıyoruz. E, Koçta önereceğim 3 safkan var. Onlar kimler? 2 nolu safkanın Ferit yardımcıyla, 3 nolu safkanımız İsa Katar'la ve de 1 nolu safkanımız da yazdık mı? Bu 3 safkana ben geçmeyi planlıyorum. 3 2 1 benim sıralamam yani 2 3 1 benim 7. koçtaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşumuz bir meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 13 safkanımız yer alacak onunla 12 nolu safkanlar ekörü olarak start alacak evet burada da kuponumuza 3 safkan e, yeterli olacağını düşünüyorum onlar kimler 12 nolu tiktok diyeceğim ben sonradan bir nolu AK e, katmerli o da Sami Kaplan eşliğinde ve de son olarak da altın oğlu safkanımız Necmi Altın'la etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan 12-1-6 benim sıralamam 8. koşuda. Evet geçelim son koşumuz. ikinci altılgayımızın son ayağına tekabül eden kapanış koşumuz. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum. 18 safkanımız mücadele içerisine girecek. Evet burada da 4 safkan önereceğim. Ee, sıralamam şu şekilde. Siverekli Can, Mehmet Emin Doğan'la 10 nolu safkanımız. Sonradan 3 nolu safkanın peri yıldızı. Sonradan 2 nolu Safkın Mehmet Şakir eşliğinde iyi koşacaktır. Ve de 12 nolu Roket Dibo diyeceğiz Necmi Altın eşliğinde. Evet sıralamamız 10, 3, 2 ve 12 şeklinde oluştu. Şanlıurfa programımızın son ayındaki sıralamamız. Evet Bursa'ya aktaracağım Urfa programım buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. 3 program için Bursa, İstanbul ve Urfa programı için herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar.